Hadi şeyi izleyelim. Tepki kolik. Hadi bakalım. İzlemediyseniz dünyanın en meşhur başının oradan yok için aşağı neyim var? Grip mi oldun? Böyle başımın buradan yukarısı çok ağrıyor. Başının oradan yukarısı mı? Abi artık bırak istersen. Ama hala kanıyor. Bakayım. O kanıyor. Ne yapacağız? Tabii Mert'le kavga ettiniz. Abi dudağım patladı ya. Herif dudağım patlattı oğlum, görmüyor musunuz? Yumruk atmış suratına. Abi adam dudağıma yumruk attı ya. Çağırmayalım onu. Çağırmayalım abi bir daha. Ben çıkmam Mert'le bir daha. Yaparım. Oduncu. Oduncunun göpeği. Ne diyorsun lan? Madenci. Age of Empires oynadım da geçen gün. Ha ha. Oradaki şeyleri mi söylüyorsun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rock. Rock ne demek? Oo. Sakın girme abi. O kötü bir şey mi? Bugün bir Twitch yayıncısına tepki vereceksin. Twitch yayıncısı. Evet. Şey, Jahren. Jahren mi? Öyle bir adam vardı. O muydu? Yanlış bir söyledim. Geleceğiz, birazdan göreceksin. Jahren dedi. Yani. Öyle değil miydi ya? Oleg. Hangisi? Hangisi? Oleg. Söyleyeyim mi? Dur, söyleme. Hayır. Önce şunu istiyorum senden. Twitch ne demek abi? Oyun oynayan, onu yayınlayan ve işte izleyenlerden bir şekilde donation'larla para alarak işte content creator'lara para kazandıran bir platform. Oyunlarla çıktı. Evet. Ama sonradan müzik, sadece entertainment, in real life, creative gibi sektörlere de yayıldı yani. Öyle seçme şansım var. Şive aksan, aksan komedisi. Ağız, pardon, yanlış söylüyormuşsun. Ağız komedisi. Evet, evet. Kıyamam, sen ne olacak ki? Ne yapıyorsun? Lan bir rahat dur, bir rahat dur ya. Hastayım diyorsun. Kıpır kıpır hep elinde bir şeyler. At onu. Oğlum niye bağırıyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Dikkat et, dur, dur. Seni anneme şikayet edeceğim. Ayağın değecek. Değmez. Şimdi sana bir Twitch yayıncısından kısa kesitler göstereceğim. Bakalım bu kişiyi tanıyalım. Ben videoyu izledim. En boktan kesitlerimi göstermişler insanlara. Daha ne komik şeyler var, çevirmenler bilmem neler. Tamam, sen de içeceksin. Şöyle biraz kayar mısın? Şu tepedeki ne abi? Abi, 2 yıl öncesinin giriş ekranı, introsu. Ha bu adam işte, ismi ne bunun? Evet işte, Jahren değil mi? Adam Red Alert müziğiyle abi, girdiği için beni aldı bile çoktan abi. Abi hakikaten mi ya? Jahren Türk mü? Bilmiyordum. Bir saniye, sen Jahren derken Türk olduğunu bilmeyerek mi Jahren? Jahren diye mi okudun? Evet. Ben hep Jahren diye duydum onu. Biraz küfür ediyor galiba değil mi? Ne alakası var amına koyayım ya? Ne var be? Ne var oğlum? Köpeği mi var? Oha. Ay, ay. Otur. Geç. Ha, hadi öldür. Öldür lan. Çok tatlıymış lan köpeği. Bu ne? PUBG'nin mobile'ı. Uyumuz var mı lan? Ay ben sıkıyormuşum. Ulan. Böyle bir abi çok kötü sahneler alınmış ya. Allah'ım ne kadar tatlı bir şey sen. Jahren mi? Köpüş. Ha. Gitti köpüş. Jahren tatlı değil mi? Jahren tatlı tabii ki. Linç yemeyeyim diye yazık kızcağız orada zorla söyledi onu. Abi göbek hala orada. Abi aynen tepki falan da veriyor böyle. Sadece oyun değil. Ha bu videoyu biliyorum. Bunlar böyle sürekli oyun oynuyorlar değil mi? Oyun oynuyor mesela şu an ne yapıyor? Şu an tepki veriyor. Video izliyor, aferin video izliyor. Ama bu video ha. Ha bu videoda da var yani ekseriyetten. Şey yok sadece oyun yok. Çocuk çok kayıp çözemedi bayağı. Çok güzel gidiyor. Bebek.
Ne yapıyor? Kendi sigarasını mı yakıyor orada adam? Lan sakalını da mı kesiyor? Ne? Ulan. Adam tıraş oluyor oğlum canlıyım ben. Nasıl yani? Sakalını çekiyor. Aa evet. Adımla prim yaptın, 400 bin abone attın. Ho ho Rayman, 400 bin abone attın. Ekmeklerin ödün çalıp bir de kaza yapmışsın. Bir de orki para ödemeden kaçmışsın. Of Orkun abime orki demiş, ortalık karışır. Bak bu kadar sert girmeyecekti. Yani sen bu kadar sert yapmayacaktın. Bir de orki para ödemeden kaçmışsın. Of Orkun abime orki demiş, ortalık karışır. Bak bu kadar sert girmeyecektin Enes abi. Enes abi bu kadar çok doğal bir adam abi. Hakikaten çok doğal bir adam. Çok duygusal, çok doğal. Abi bu çok eski bir şeydi ya. Yalnız orada değil. 6 ay falan. Değil mi? Evet gerçekten eskileri almışlar. Yorumlara bak neler yazıyorlar. Evet neler yazıyorsunuz siz. Aa çok acayip. Kaç mesela kaç bin kişi veya milyon izleniyor. Bunun neden cevabını vermemişler mesela? O diyeyim. İlk olarak bu izlediğin kişiyi sen tanıyor musun? Tanıyorum. Artık nasıl tanıyorsun yani? Duydum yani çok duydum da. Hayır. Tanımıyorsun. Ya tanıyorum dediğim internetten görmüşlüğüm var işte. Adı? Yahre. Değil. Yani normal ismini bilmiyorum mesela. O kadar şey değilim. Cahreyn. Ben Yahreyn diye okuyorum. Cahil. Yahreyn boss. Şimdi bu senin bu dediğini... Ama bak Instagram'ımı biliyor galiba. Yanlışta karşısına gelmiş sanırım. Duyan bu arkadaşımızın takipçileri seni linç edecek. Neden? Çünkü adı Yahreyn değil. Ne? Cahreyn. Almanca'da J, Y diye okunduğu için. Ben öyle tahmin ettim. Burası neresi? Eyn'de Ayn diye okunuyor. Neden Yahayn demedin o zaman? Şu an burası Türkiye. Neden beyefendinin ismi Cahreyn'e? Tamam zaman? Geçiyoruz bunu. Yok. Tanımıyorum. Hiç görmedin. Helal lan bak delikanlı gibi tanıyorum. Tanıyorum. Helal. Şunun adı Ahmet Soluç. Helal. Ve 2013'ten beri aktif olarak Cahreyn adıyla Twitch'ten yayın 2013 mü? O kadar eski mi? Bayağı. YouTube dönemini full bilmiyorlar zaten. Çok araştırılmamış. Twitch'in ilk şeylerinden, kullananlarından aynen falan. O zaman milyon takipçisi falan olması lazım. Şu anda Twitch'te 720 binden fazla takipçisiyle. Öyle mi? Türkiye'nin evet, en fazla takip edilen yayıncısı kendisi. Hmm, bak hiç bakmamıştım. Ben Türkiye'nin en fazla takip edilen yayıncısı değilim. Türkiye'nin en fazla izlenen yayıncısıyım. 2013 değil bu arada ya. Benim 2011 değil mi abi? Emin değilim ki. Çok iyi hatırlamıyorum. 2006 ilk kanal, 2007 ilk video, 2011 ilk Twitch olması lazım. En çok takip edilen kanal ben değilim. Zamanında çekilişleriyle bol bol takipçi kasan abilerimiz vardı. Ama en çok izlenen kanal benim. Takipçi sayısında bayağı iyiymiş. Türkiye'ye göre bayağı iyiymiş yani. Cahreyn'in yayınlarını sen nasıl buldun? Çok iyi. Ya ben önceden biliyordum zaten. Zaten hani şeyden başlamadan önce söylediğim şeyi biliyordum. Güzel yapıyor. Ben oturup canlı yayını çok fazla izlemedim de canlı yayınının bir iki tane videosuna YouTube'da denk geldim. Hayır. Baktım oldu. Komik bir insana benziyor. Ben şeyi çok seviyorum mesela neşeli insanlar. Yani birinin gülüşü beni güldürüyor. Hani bazıları böyle çok şey yapar. Çaba gösterir komik olmak için anladın mı? İşte espri yapar işte sürekli chat'i okur falan böyle değil yani. Adam böyle gülmeden güldürebilen tipler vardır ya, öyle bir adam yani. O yüzden özendiğim biri aslında kendisi. Hani interaktif bir şey sunuyor. Hani adamı seven, büyük ihtimalle mizahını, işte dalgası, kafasını seven insanlar izliyor, katılıyor yani. Bir de herif iyi oyun oynuyorsa eğer oynadığı oyunu. Herif mi? Buldurturum seni çocuk. O zaman daha da keyifli olabilir izlemesi. Ama ben bilmiyorum. Çok eğlenemedim ya, özür diliyorum. Ama canım sen yayınları izle. Orada boktan kesitleri almışlar. Benim yayınlarım öyle değil. Belki tamamını istesem öyle gidemedim. O zaman eve gidince ne yapacaksın? Uyuyacağım. Ya hayır izleyeceğim demen lazım. Yatacağım ve uyuyacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Sen abi Twitch'i ne kadar biliyorsun? Takip ettiğin Twitch yayıncıları kimler senin? Ben Twitch'i 5 seneden daha fazladır o platformdayım. Ama izleyici olarak yani genel olarak. Genelde yabancı yayıncıları takip ediyorum. Dürüst. Soda Popinci tayfadan değil mi? Dürüst olmak gerekirse. Türk var mı? Ha Türk değil. Türk var işte. Watch'ın var. Baktım bu.
Pardon arkadaşlar, hit point'im düştü. Bu ara Jahrein var. Şey var, Mitrein var. Mitrein de çok iyi bu arada. Bence Jahrein'den sonra Mitrein geliyor zaten ikinci range olarak. Olur mu canım? Mitrein abim benim üstümdedir yani her daim. Mitrein Twitch kralı ya. Sen abi Twitch yayını yapsaydın ne tarz canlı yayınlar yapardın? Güzel soru. Oyun oynayabilirdim. Çünkü oynamak eğlenceli abi. Oturuyorsun, oynuyorsun. İşte o sırada kendini çek. Ne olacak ki? Bilmem, ben de videoları tepki falan verirdim. Müzik dinlerdim. Ustasını attık tabii tepki verme konusunda. Aynen. Ben de oyun yapardım ya. Oyun mu? Oyun yapardım aynen. Ne oynardın? Fortnite. Keşke yakışıklı olduğu kadar hakim olsaymış ya. Fortnite miydi? Fortnite. Fort. Popüler neyse, neyi seviyorsam onu yapıyorum sürekli. Şu anda popüler Fortnite. Neyse mi? Yoksa sen neyi seviyorsan mı? Ben neyi seviyorsam. Ha. Aynen, ben neyi seviyorsam. PUBG'yi oynuyordum. PUBG'den sıkıldım. Şimdi Fortnite çıktı, Fortnite oynuyorum. Beni çok zorlayacak, bana çok ters gelen oyunlar oynardım ki hani böyle daha... Genel olarak hepsi yani. Ya niye şey yapıyorsunuz ya? Normal bir şey söyledim abi. Zorlanıyor analogla oynarken. Ayrıldılar. Evet, doğru. Ben bir şey dedim. Canlı yayınlar yapan Twitch'in YouTube'a göre sence zorlukları nedir abi? Nasıl farklılıkları var? Abi canlı, bir kere şey gibi yani. Canlı yazıyorlar. Anladın mı? Yorum yazıyorlar. Sürekli olarak chat'e odaklanman gerekiyor. Aynı zamanda oyuna odaklanman gerekiyor. Aynı zamanda böyle iyi oynaman gerekiyor o anda. Çünkü tek şansın o yani, canlı bir şekilde. Hani iyi oynadım oyunu seçeyim demiyorsun. Atıyorum saçma sapan bir şey oluyor. Atıyorum annen sana arkadan laf ediyor bağırarak, tamam mı? Hmm. Diyelim ki işte ailenle yaşıyorsun. İşte can neden bulaşıkları yıkamadın yemek yedikten sonra falan. Orada biraz rezil olabilirsin mesela. Hani biraz komik olabilir. Atıyorum ben çok yavaş konuşan bir insanım. Burak atıyorum çok sıkıldı. Beni şey yapabilir, ileri sarabilir. Ama burada öyle bir şey yapamazsın. YouTube'a bildiğin çalışıp ürün koymak gerekiyor. Twitch'teyken kendin olup bir şeyler anladım yapar. Yani. Aynen. Birazcık vlog gibi oluyor Twitch'in yayınları aslında. Bu arada takip edebilirsiniz beni. Evet. Twitch.tv/topergaming. Aa, reklam yaptı. Topergaming çok yardımcı olur. Burak yine zaten aşağı linki koyar inşallah. Can Bey, sence neden Türkiye'nin en çok takip edilen yayıncısı olmuş abi? Bildiğin kadarıyla. Şimdi bildiğim kadarıyla. Ya burada şey çocuk olacaktı. Bir tane gamer çocuk var bunların arasında. Neydi onun adı? Adını da bilmiyorum. Çok videolarını da izlediğini söyleyemem. Söylesem yalan olur. Bir tane gamer bir çocuk vardı ya. Bunların arasında. O çocuk olsaydı. Şu çocuk. Şu. Şu thumbnail'daki sağdaki çocuk. Şu. Şu çocuk olsa kesin böyle masaya vura vura falan konuşurdu. Oo, Jahrein mi? Jahrein mi? Ne? Dirik Jahrein'i mi konuşuyor? Ne? Ne? Dirik abim mi? Lorik mi? O Lorik. Ne diyormuş o Lorik ya? Beni kızdırmasın ha. Ne hakkında konuşmasın ha. Ne diyor? Then here either. Yo, beni niye konuşsun abi Lorik? Beni kızdırmasın ha, senpai menpai diyorlar. Derken şu an tam olarak hakim değilim ama mantık yürüteceğim. İlk tamam. Twitch. Türkiye'deki ilk Twitch yayınını yapan insan olabilir. İlklerden. Evet. İlklerden olabilir. Çok eski olduğu için yerleşmiş bir hani o Twitch'e. İnsanlar direkt hani öne çıkıyor zaten kendisi. Bir de şey yani böyle hani eğlenceli bir tip gördüğüm kadarıyla. Onunla kıyaslayabilecek... Oyunu bitirdi mi diye chat'e mi sordu beni? Dirik abim takipte ha. Başka birini izlemedim ama benim genel gözlemim çok neşeli bir insan olduğu hani yönünde. Mesela ben oyunu izlemekten hoşlanmasam bile onun ona tepkilerini işte böyle gülmesini etmesini sinirlenmesini izlemek hoşuma gidebilirdi. Kafası düzgün çalışan nadir elemanlardan biri. Doğru yapıyor yani. Ha, bu biraz biliyor. Twitch ne demek? Oyunun yayınını yaparken sohbet muhabbet etmek, doğru düzgün konuşmak, geri geldiğinde düzgün yorum yapmak. Düşünerek konuşmak, ay adam da bunları yapıyor. Yok, bazen düşünmeden konuşuyorum. Yok yani yayıncılar nasıl vesaire ama. Yok, hayır, bilmiyorum. Yani, ama işte sakal kesmesi bayağı enteresan. Yani başka sakal kesen olduğunu düşünmüyorum. Bence böyle bir yenilik getirerek... O saçını pembeye boyayan bile var ya. İnsanların gönüllerini çalmış olabilir. Variety streamer deniyor bu tarz streamerlara. Şey... O ne demek? Birden farklı oyun oynuyor. Sadece bir oyuna bağlı kalmıyor. Birçok farklı oyun oynuyor. Bir de şey ya, bilmiyorum. Bence mizacı çok komik bir insan yani. Hani şey, mizacı komik. Komik olmaya çalışmıyor yani. Mizacı mı? Evet. Mizaç denmez mi ona? Pizzacı mı?
Mizacı. Mizacı ne ya? Pizzacı gibi. Evet. Şey ne denir onu? Saf diyeceğim de tam olarak bu anlamda değil yani. Saftirik mi diyorsun Cerrah'ı? Safla saftirik farklı şeyler bir. Tamam. Duygusal demeye çalışıyorum. Duygusal. Duygusal demeye çalışıyorum. Üçüncüsü evet. De kafam biraz gidik olabilir ama algılarım açık. Gelmeden bir şey mi işte? Son olarak abi Cahre'nin bizi izlediğini varsayarsak kameraya bakarak ona ne söylemek istersin? Bayağı onu övdün yani buradan. Bayağı yalaka gibi. Bayağı yalakalık ya. Abi şimdi yüzüne bakarak da birazcık gömeyim mi? Konuş yok ya konuş. Bilmiyorum. Hani gömebilecek kadar fazla argümanım yok. Öyle şeylere denk gelmedim çünkü çok fazla canlı yayını izlemem. Helal olsun. Eksi sözlük yazarı gibi oturduğu yerden para kazanan sivilceli şişko götünü kaldırmayan aptal gerizekalı bilgisiz piç dememiş bana. Evet. Mantıklı adam diyor ki çok tanımadığım için bir şey diyemeyeceğim. Satım olmadı. Bravo. Beni köpeğinle tanıştırır mısın lütfen? Adı Alfred'miş köpeğin. Alfred. Oo, evet. Güzel yaratıcı. İsim bulmak olsa çok yaratıcı bir arkadaşım. Şöyle yapabiliriz. Loopstar'dan dolayı ben çok Türkiye'ye git gel yapacağım. Burada gelirsin. Köpeğe bakarsın ben Türkiye'deyken. Ondan sonra ben geldiğimde gidersin. Nasıl fikir? Bence mantıklı. Aa kapandı Ferit'i karalı. Şu anda kapandı. Şu anda kapandı. Sağ tarafta o açıktı. Evet şu anda kapandı. Abi watch'ın artık can't be watched. Nasıl? Ya ne yengesi ne diyorsunuz salaklar? Ben yokken diyorum. Köpeğe bakmak için gelsin. Bak şu köpeğe. Ben gelince de uzasın diyorum. Hayret bir şeysiniz siz. Ya siz, ya chat siz ne pissiniz ya. Aman. Evet Ferit Cici arıyorum abi. Fikrini alalım. Gözümün önünde kapandı kanalı ya çocuğum ya.